Yağ yakmanın yolları, daha kalıcı zayıflamanın püf noktaları, çeşit çeşit videolar çekiyoruz. Her hafta sizlerle paylaşmalara doyamıyoruz. Bu haftada özellikle böyle hangi yiyecekler daha çok yağ yakar? Hangi aktiviteler sırasında daha kolay yağ yakabiliriz? Bunların püf noktalarını paylaşacağım. Bunları paylaşırken de işe bir kahveyle başlayalım diyorum. Ve ben kendi kahvemi yapıyorum. Siz de bu arada güzelce kendinize bir kahve yapın. Sonra benim karşıma geçin. Karşılıklı kahvelerimizi yudumlarken hem biraz yaşam tarzımızı nasıl değiştireceğimizden konuşalım. Hem böyle yağ yakmak için, kalıcı zayıflamak için püf noktalarımızı vermeye devam edelim. YouTube'umuza tabii ki abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin demeyi de ihmal etmeyelim. Yağ yakmak deyince aklımıza ilk gelen içeceklerden bir tanesi kahvedir. Ben de gerçekten kahveyi çok seviyorum. Harika. Hangi kahveyi nasıl içmeliyiz konusuna geldiğimizde granül kahve içmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü işlenmiş bir kahve şekli granül. Çekirdek kahvesi ya da Türk kahvesi şeklinde kahve içebilirsiniz. İçerisine lütfen şeker koymayın. 2 küp şeker eşittir 1 dilim ekmek demek. Kahvenize atacağınız 2 küp şekerle ekstra 1 dilim ekmeklik kalori vücudunuza girer. Bir de biliyorsunuz şimdi hazır kahve zincirleri var ve bu kahve zincirlerinde çok yüksek kalorili kahveler satılıyor. Gerçekten ben de içim acıyarak görüyorum. Aman tanrım, şekerli, kremalı, şuruplu bu kadar kahveler gençlerimizin elinde. Gençlerimiz bu tür kahveleri aldıklarında mesela şöyle bir hazır kahve içi şuruplu üstü kremalı içtiklerinde neredeyse 10 dilim ekmeklik vücutlarına bir kalori giriyor ve şurup kalorisi olduğu için bu direkt yağ hücrelerine ve karaciğer yağlanmasına neden oluyor. O nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi de bu konuda çok eğitmek gerekiyor. Asla şekerli, şuruplu, kremalı kahveler içilmeyecek. Kahve mümkün olduğu kadar tek başına ve sade tüketmenizi tavsiye ediyorum. Tabii Türk kahvesi de bu konuda literatüre girmek üzere diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çekirdek kahve şekersiz ve şurupsuz bir kahve olduğu için metabolizma üzerine son derece olumlu etkileri var. Son yıllarda yapılan araştırmalarda özellikle günde 2 fincan şekersiz ve kremasız bir kahve içmenin karaciğer yağlanmasını azalttığına dair yayınlar var. Hani hep diyoruz ya yiyecekler ilacınız olsun diye kahveyi de bu ilaç gibi yiyeceklerden biri olarak düşünebilirsiniz. Kahve beraberinde mesela spontan dikkati çok arttırıyor ve problem çözme yeteneğini iyileştiriyor. Alzheimer ve bunamaya karşı koruyucu olduğu da düşünülüyor. Günde 1-2 fincan kahve içmenin bu konuda da dikkati yoğunlaştırma, algıyı açma, konsantrasyon kabiliyetini yükseltme konusunda da gerçekten çok büyük faydası olur. Üniversitedeyken ya da işte lise yıllarımızda ders çalışırken uykumuz kaçsın diye habire kahve içerdik ve içtiğimiz o kahvelerin dikkatimizi yoğunlaştırdığını ve beyin hücrelerimizi açtığını şimdi yeni yeni öğreniyoruz. Siz de bu şekilde ders çalışırken konsantrasyonunuzu yükseltmek için 1-2 fincan kahve gün içerisinde içebilirsiniz. Peki kahveyi 5 fincan ve üzerinde içerseniz ne olur? Kahve içelim, içelim, daha çok içelim, daha çok zayıflayalım, daha tok kalalım, daha çok enerjimiz artsın diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Yiyecekleri her zaman ilaç gibi düşüneceğiz. Günde 5 fincanın üzerinde kahve içmek kemik erimesini arttırıyor. Kalsiyum metabolizması üzerine ne yazık ki son derece negatif etkileri var. Özellikle 55 yaş sonrasında menopoz sonrası hanımlarda kemik erimesini arttırabileceğine dair yayınlar var. O nedenle 5 fincan kahveyi günde asla geçmeyiniz. Öbür taraftan baktığımızda kahve yüksek oranda kafein içerdiği için kalp hızını arttırıyor. Yani kalpte çarpıntı gibi problemler yaşayabilirsiniz. Elleriniz, ayaklarınızda titreme hissedebilirsiniz. Yine öfkelenme ve öfke kontrol bozuklukları yaşayabilirsiniz. Anksiyete yaşayabilirsiniz. Bu da vücuda fazla miktarda kafein girmesinden oluyor. Günde 5 fincanı açtığınızda da ne dedik? Başta kemik erimesi, kalp çarpıntısı, ellerde titreme,
öfke, kaygı, anksiyete problemleri de yaşayabilirsiniz. Uyku bozuklukları yaşayabilirsiniz. Özellikle akşam 8'den sonra içilen kahvelerde. O nedenle kahve deyip geçmemek gerekiyor. Aslında metabolizma için son derece faydalı, vücut için son derece faydalı olan bu içeceği de doğru tüketmenin yollarını mutlaka ve mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi bazı hastalarım diyor ki, hocam diyor, ben şekersiz kahve mümkün değil içemem. Ben de bu mümkün değil cümlesine her zaman çok takılırım. Neden mümkün değil? Nasıl olur? Yani hep şunu söylüyoruz. Yemek öğrenilmiş bir davranıştır ve bu değişebilir diyoruz. Ben de eskiden kahveyi şekerli içiyordum. Ama ne zaman ki 2 küp şekerin 1 dilim ekmek olduğunu öğrendim, o gün bugündür çayıma, kahveme asla şeker koymuyorum. İlk başta bu biraz zor geliyor. Çünkü alıştığımız bir tat ve vazgeçmek tabii ki kolay değil. Ben şöyle yaptım, doğrusunu söylemek gerekirse. Kahveme, bir fincan kahveye 2 küp şeker atıyordum. Onu 1 küp şekere indirdim. İçerisine attım ve bunu karıştırmadım. Üstünü şekersiz olarak içtim. Alttan bir iki yudum şekerli geleceğini, yani alıştığım tadı tekrar tadacağımı bildiğim için bu beni çok gerginlik yaratmadı bende. Üst tarafını şekersiz içip alttan bir iki yudum şekerli içtiğimde bu bende yine bir tatminlik duygusu yaşattı. 15 gün kadar böyle gittim. 16. gün dedim ki, sen dedim şekersiz kahvenin tadına alıştın. Artık tamamen bunu şekersiz içebilirsin. Alttaki 1-2 yudum şekerliye de ihtiyacın yok diye düşünerek şekeri tamamen kahvemden kaldırdım. O gün bugündür biliyor musunuz, şekerli kahve içemiyorum. Hani hep diyoruz ya, yemek öğrenilmiş bir davranıştır ve bu değişebilir. Gerçekten biz beynimize hangi sinyali gönderirsek ve kendimizi neye ikna edersek onunla birlikte yaşamımız sürebiliyor. Bugün artık ben yaklaşık 15-20 yıldır şekerli kahve içemiyorum. Size tavsiyem, kahvenize attığınız şekeri bu şekilde yok edebilirsiniz. Vazgeçemem demeyin. Çok şekerli içiyorsanız bir tat, bir çay kaşığı kadar şekeri koyun kahvenizin içerisine. Karıştırmayın. Üstünü şekersiz, alttan 1-2 fırt böyle şekerli içerek önce kendinizi birazcık yalancı şeker alıştırın. Ama birkaç gün sonra ya da birkaç hafta sonra tamamen şekersiz içebilirsiniz. Gelelim tatlandırıcı mevzusuna. Şekeri içmiyoruz ama tatlandırıcı koyuyoruz diyorlar. Tatlandırıcılar kimyasal, suni, yani laboratuvarda üretilmiş, fabrikalarda üretilmiş maddeler. O nedenle tatlandırıcıları da kesinlikle hayatınıza sokmayın derim. Ve özellikle yapılan bazı araştırmalarda çok fazla tatlandırıcı kullanımı, başta mesane kanseri olmak üzere vücutta bazı kanser türlerine karşı yatkınlık oluşturuyor. Aynı zamanda bu tatlandırıcılar bağırsakta GLUT4 reseptörlerini uyararak daha fazla şeker kullanımına neden oluyor vücutta ve daha çabuk acıkmaya yol açıyor. O nedenle kahveniz içine kesinlikle tatlandırıcı da koymamanızı tavsiye ederim. Tek başına çok acı geliyor. Ne yapayım diye düşünüyorsanız sütle yumuşatabilirsiniz. Süt protein içeren ve yağ içeren bir içecek olduğu için kahveyle birleştirdiğinde sizi daha uzun süre tok tutar. Ve sütlü kahve benim için iyi bir öğün örneğidir. Özellikle ikindi öğününde bir fincan sütlü kahve, bazen yanına iki kuru kayısı, iki tane cevizle birlikte inanılmaz tok tutuyor ve akşamki yeme isteğimi de gerçekten çok azaltıyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Sade kahve ya da kahveyi sütlü olarak tercih edebilirsiniz. Bir de tabii son günlerde çıkan işte kahvenin içerisine yağ ekleme mevzusu var. İşte üzerine avokado yağları, Hindistan cevizi yağları, tereyağlar koyularak kahve tüketilmeye çalışılıyor ve böyle yağların daha iyi yanacağı düşünülüyor. Şu bir gerçek ki yağ mide boşalma zamanı uzatır. Yani kişiyi daha uzun süre tok tutar. Kahveniz içine ekleyeceğiniz bu şekildeki bir yağ tokluk sürenizi evet biraz uzatabilir. Ama tabii tadı nasıl olur, orası soru işareti. İkincisi, yağlar ya kalorisi çok yüksek yiyeceklerdir. Eğer bir tatlı kaşığı yağ ekliyorsanız kahvenize, herhangi bir yağ olabilir. Bu avokado yağı da olsa, Hindistan cevizi yağı da olsa, tereyağı da olsa yaklaşık 45 kaloriye tekabül eder. Eğer bunu eklerseniz akşamki salatanıza koyacağınız yağdan feragat edin derim efendim. Kahve deyip geçmeyelim. Metabolizmamızı hızlandıran, neden ve nasıl kullanmamız gerektiğini en bilimsel ve en güncel verilerle sizlerle paylaşmaya çalıştım. Efendim, yaşam tarzımızda şöyle birazcık da tuzumuz oluyorsa ne mutlu bize diyoruz. Kahveyi de bundan sonra tüketirken kulaklarımızı çınlatarak
Size verdiğim bu bilgileri kullanarak tüketmenizi tavsiye ediyorum. Sizler için üretmelere ve geliştirmelere doyamıyoruz. YouTube'umuza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi ve bizlere yorum yazmayı lütfen unutmayınız diyoruz. Bugünlük de sevgili dostlar, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varmış derler. Efendim 40 yıllık hatırı da bizimle birlikte olsun, birbirimizle her zaman anımız olsun, yüreğinizde yerlerimiz olsun. Şimdilik bizden de bu kadar olsun. Hadi Allah'a ısmarladık.